Peki bu yaz aylarında yapılabilir mi? Yaz, kış her zaman yapılabilir. Güneşte bir ilgisi yok, bağlantısı yok. Çünkü cildi hasarlayan bir yöntem değil. O yüzden yaz, kış yapılabilir. Güvenle yapılabilir bu yöntem. Evet. Bir de kılcal damar tedavisiyle ilgili bir soru var hocam. Kılcal damar tedavisiyle ilgili çok kişinin bu konuda sıkıntıları var. Kılcal damarların tabii bir sürü şeyi var. Tedavi yöntemi var. Cerrahi tedavi yöntemi var. Köpük sıkma diye bir yöntem var. Lazer yöntemi var. Biz en çok lazer yöntemini kullanıyoruz. Endiak lazer. Onu da söylemenin bir mahsuru yok. Endiak lazerleri uyguluyoruz. KTP lazerleri uyguluyoruz. Ve bunda dışarıdan direkt cilde yine zarar vermeden lazerle kılcal damarların hepsi gözle görürsünüz. Attığınız zaman tık 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 hepsi yok olur. O başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Evet. Şey soracağım size. Hani şöyle bir yüzü toparlayayım dediğinizde hani kısa bir sürede iyilik göreyim dediğinizde neler tavsiye edebilirsiniz? Şimdi yüze göre değişir ama genellikle yaşla birlikte mesela kaşlarda hafif bir düşüm olur. Kaz ayaklarında bir kırışıklık olabilir. Alında kırışıklık olabilir. Bunlara botoks en iyi çözüm. Direkt botoks yapmak lazım. Artı bunu yağ grefleriyle veya dolgularla nazolabiyal çizgilerde ağız kenarlarında desteklemek lazım. İkisi kombin edilebilir. Ayrı ayrı yapılabilir. Ama genellikle ben yağ grefti kullanıyorum. Yağ grefti ve botoksu kombin olarak kullanıyorum. Ve genellikle bir 3-5 yaş, 10 yaş bir görünüm kazanımı oluyor yani. Evet, yani bunun etkisi, bu söylediklerinizin etkisi kaç gün sonra ortaya çıkar? Diyelim ki bir düğün vardır, diyelim ki bir şey vardır. Yağ greftinin etkisi hemen ortaya çıkar ama küçük hafif morluklar olabilir. Onun için bu tip hangi gün planlanıyorsa ondan bir hafta önce yapılması daha iyidir. İyi bilgi. Daha iyidir ama botoksun etkisi 3-5 günde çıkar. O da 3-5 günde oturur. Yani ne planlanıyorsa ondan bir hafta önce yaptırmak da daha iyidir yani. Peki Destan ne vardı sorularında? Bunu konuştuk şimdi. Evet. 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 Çoklu doğumlar sonrasında olan problemler olabiliyor. Evet. Burada ne uyguluyorsunuz hocam? Yani çoklu doğumlar sonrasında genellikle idrar kaçırma problemi olabiliyor. Bunun da hem cerrahi tedavileri var hem de bizim karbondioksit lazerle lazer tedavileri var. Çok ağrısız bir şekilde, hızlı bir şekilde, çok etkin bir şekilde tedavileri yapılıyor. Bu tek seans yetmiyor çoğu zaman. Birkaç seans yapmak lazım. O 3 hafta veya 4 hafta aralarla birkaç seans yapmak lazım. Bu da çok ciddi şekilde hastalarımız fayda görüyor. Yani ameliyat olmadan bir çözüm bulunabiliyor. Lazerle, evet. Direkt intravajinal uygulanan bir lazerle hem vajinal sıkılaşmayı sağlıyor hem idrar kaçırmayı ciddi oranda engelliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.